Kızımla ben güneşin keyfini çıkarmayı seviyoruz. Ama çamaşırlar sevmiyor. Çünkü kokularını kaybediyorlar. Artık bunun için bir çözüm buldum. Yeni Vernel Max'ı keşfettim. Isıya dayanıklı ferahlık incileri harika bir koku yayıyor. Üstelik çamaşırlarınızı dışarıda kurutsanız bile her gün harika bir ferahlık yaymaya devam ediyor. Hem de 7 güne kadar. Deneyin, siz de bu ferahlığı seveceksiniz. Yeni Vernel Max, Vernel'in sevdikleriniz için en iyisi. Efendim Haber Kritik ikinci periyodunda CTP 24. kurultayına delegenin parti meclisi seçiminde büyük destekle genel sekreterlik için işaret ettiği ve tek aday olan CTP'de deneyimli bir siyasi aktör Kutlay Erk kazandı. Erk genel sekreterle yeniden döndü. Erk'le birlikte CTP'de yine bir dönem başlıyor yorumları da yapılıyor. Zaten kendisi de bunun böyle olması gerektiğini ifade ediyor verdiği son demeçte. Gerek genel başkan ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle sinerji yaratacak bir işbirliği içinde çalışacaklarını dile getiriyor ve zayıf yanları güçlendirerek katkı koyarak çalışacaklarını, uyumu yakalamak zorunda olduklarını belirtiyor ve bu dönem hem yürüyüp hem sakız çiğneyip hem de ıslık çalacağımız zorlu bir dönemdir ve biz hepsini yapacağız diyor Sayın Kutlay Erk bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, dış temaslarda sizi başarılı siyasi aktör olarak biliyoruz. CTP yenilenmek adına nasıl bir yeniden yapılanma süreci içerisine girecek sizinle birlikte ve sizin genel sekreterliğinden seçilmenizle birlikte taşlar yeniden yerine oturdu diyebilir miyiz acaba? Şimdi organlarımız yeniden seçildi. Kurultayımızla birlikte parti meclisimiz seçildi. Parti meclisimizden bir genel sekreter ve 9'dan Merkez Yönetim Kurulu üyesi seçildi. Başkanımız yeniden seçildi. Dolayısıyla yeni bir organ yapısı çıkmış ortaya. Kişiler bağlamında ve önümüzdeki ödevleri, bizi bekleyen görevleri süratle yapmaya başlayacağız. Bütün partililerle, örgütlerle işbirliği içerisinde beraber çalışarak, herkesle birlikte çalışarak, organlarla beraber uyumlu çalışarak, herkes kendi kapasitesi içerisindeki katkılarını verecek ve biz partinin vizyonu doğrultusundaki misyonunu başarılı olarak götürmeye çalışacağız. Tabii partimiz şu anda hükümette, hükümetin büyük partisi ve bu CTP'nin hükümeti diye anılır zaten. Partinin hükümette de başarılı olması için bizim parti olarak, kendi içimizde parti olarak siyaset üretmemiz gerekir. Ürettiğimiz siyasetlerle hükümete destek ve yardımcı olmamız gerekiyor. Bunları yapacağız. Partimizin bekleyen bir tüzük kurultayı vardı ve bu tüzük kurultayına yeniden yapılanmayı da konuşalım dedik. Yani partinin yapısını değiştirelim mi, nasıl değiştirelim, neyi nasıl yapalım gibi tartışmalar yaşandı geçmiş dönem içerisinde. Bunu artık sonuçlandıracağız. Hem partinin tüzüğünü, iç düzenlemesini sağlayacağız partinin. Hem de eğer yapıda bir değişiklik olacaksa, konuşulan birçok yapısal değişiklik önerileri vardır. Onları da gerçekleştirip yolumuzu devam ettireceğiz. Daha Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin toplantısını yapmadık. İlk Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı belki cuma veya cumartesi gün yapacağız. Görev dağılımını yapacağız. Ondan sonra bir iş programı çıkaracağız. Bütün görev dağılımını alan üyelerle beraber bir iş programı çıkaracağız. Ve o iş programı doğrultusunda neyi ne zaman yapacağımızı, hangi akış sırası içerisinde yapacağımızı beraber kararlaştıracağız. Dolayısıyla örneğin örgüt sekreteri belirlenmeden tüzükle ilgili çalışmaları ileriye götürmemiz biraz mümkün değil. Onu yapmamız lazım. Önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimlerle ilgili çalışmayı başlatmak için yerel yönetimlerden sorumlu sekreterimizi belirlememiz gerekir. Bunun gibi eğitimle ilgili politikalarımızı olgunlaştırmak için eğitim sekreterimizi belirlemek gerekir. Ve bu şekilde devam eder. Dolayısıyla bizim bu hafta sonu Merkez Yönetim Kurulu'nda görev dağılımlarını da yaptıktan sonra gelen hafta içerisinde artık iş programımızı çıkaracağız. Her sekreterliğin, her üyenin kendi iş programı çıkacak. Ve o iş programını uygulamaya başlayacağız. Çok iş var. Önümüzde gerçekten çok iş vardır. Bir tarafta partinin
yapması gereken, kendi iç bünyesinde yapması gerekenler de var. İçerimizde, yoldaşlarımız arasındaki diyalogda da sıkıntılarımız vardır. Onları çözmemiz gerekir. Yoldaşlarımız arasında yaralanmalar vardır. Yaralarımızı sarmamız gerekir. Birlikte birbirimizin yaralarını da sarmamız gerekir. Ama dışarıya yönelik olarak da Kıbrıslı Türklere karşı ödevlerimiz var. Bu ödevlerimizi de yerine getirmek için politika üretmemiz lazım. O çalışmalarda yürüteceğiz. Kıbrıs sorunu ilginç bir aşamada. Durdu mu gidiyor mu? Onu kızarsın. Durdu mu gidiyor mu? Belli değil. Sürecin önünü açmak için partinin yapması gerekenler vardır. Onu da iş programı içine alacağız. Evet. Şimdi az önce tüzük kurultayında işte değişikliğe gideceğiz dediniz. Demek ki bir yenilenme hareketi olacak bir şekilde. Tabii ki yenilenme olacak. Şartlarına, koşullarına uygun bir şekilde CTP'nin yeniden bir dizayn edileceğini mi düşünmemiz gerekiyor? Bir de size göre hani iç yapısını değiştireceğiz, yenileceğiz dediniz ya. Kutlay Erk'e göre en fazla ivedilikle ele alınması gereken parti içindeki mesela tüzükle ilgili madde olarak baktığınız zaman en çok değiştirilmesi gereken şey ne size göre? Şimdi partinin bu tüzüğü aslında partinin geçmişte gelen, ta başından gelen tüzüğü değişe gelmiştir ama ana felsefe uzun zaman muhalefette kalan, az sayıda milletvekili olan, az sayıda örgütü olan, az sayıda üyesi olan bir partinin tüzüğüdür temelde. Ama artık parti çok büyüdü. Üyesi arttı, örgütleri arttı ve parti hep muhalefette değil, artık hükümetlere de gelip gidiyor parti. Hükümette ise hükümetin büyük ortağı olacak duruma geldi. Hükümette değilse de ana muhalefet olacak duruma geldi. Ama 20 sene önce parti meclise belki 4. partiydi. Dolayısıyla partinin bütün işleyişini bu büyümeye göre yeniden düzenlememiz lazım. Geçen süreç içerisinde ilgi konuları da değişmiştir. Yani ekonomi ilgileneceksiniz. Çok ilgilenmeniz lazım. Hı hı. Eğitim ilgileneceksiniz, sağlık ilgileneceksiniz ama örneğin enerji çıktı şimdi. Çok da önemli bir konu olarak çıktı enerji. O kadar önemlidir ki Kıbrıs sorununda değişiklik yaratabilecek kadar önemli olarak görülür. Hı hı. Enerji üzerinde politika üretmemiz lazım. Bunları nasıl yapacağız? Partinin bir başkanı, bir genel sekreteri var. İçeride tartışmalar var. Acaba başkan yardımcılıkları da yapsak mı? Başkan yardımcılıklarında işte enerjilerden sorumlu başkan yardımcısı, örgütten sorumlu başkan yardımcısı mı desek? Yani bu büyümüş yapımıza göre, çoğalmış üyemize göre, yaygınlığımıza göre ve gündeme gelen yeni politikalara göre yapımızı onları da işleyebilecek, onlarda odaklanabilecek bir yapıyı kurgulayalım mı? Bu tartışılıyor. Buna ihtiyaç var. Bence bunlara odaklanmak üzere bir takım yapısal değişikliklere gidilmesi lazım ama bu tamamen örgütün kendi içinde tartışmasına bağlıdır. Ve örgütün kendi içerisinde bu ihtiyaçları nasıl değerlendirdiğine ve çözümleri nasıl gördüğüne bağlıdır. Bütün örgütlerin, üyelerin, kadroların görüşleri, uzmanların da görüşlerini alarak yapacağız. Biz tezlerimizi yazdık. Tezlerimizi yazarken bütün örgütlerimizin, üyemizin ve kendi kadrolarımızın görüşünü aldık ama dışa da açtık. Sivil toplum örgütlerinden de katkı istedik. Uzmanlardan da katkı istedik ve öyle şekillendirdik. Gene öyle benzeri bir çalışma yaparak tüzüğümüzde yeni yapılanmayı bir şekilde kurgulayacağız. En acil görev nedir derseniz aslında partideki en acil görev evet tüzüktür ama bana göre daha da acil görev bizim bir ekonomi programı yazmamız lazım. Şu anda hükümetin uyguladığı, miras gibi devraldığı ve halen uyguladığı bir mali bütçe disiplin programı var. Bu ekonomi program değil. Bu maliyeci zihniyle düzenlemiş bir programdır. Bizim ihtiyacımız, gerçek ihtiyacımız ekonomik bakış açısıyla ekonomiyi ve pazar faaliyetlerini tetikleyecek yatırım iklimini oluşturacak ve mal ve hizmet üretimini artıracak bir ekonomi programı yazmaktır. Bu çok acildir. Yani özellikle şunu mu, ben bunu anlamak istiyorum, anlıyorum sizin söylediklerinizden. Yani kendi ekonomi programımızı
bu coğrafya içerisinde uygulayabilecek bir ekonomik program yapmak istiyoruz. Evet. Kendi yani gerçeklerimize göre. Bir dayatma olmaksızın. Hayır, yani kendi gerçeklerimizi en iyi bilen biziz. Neyi nasıl satabileceğimizi, neyi nasıl üretebileceğimizi, neyi ne zaman üreteceğimizi en iyi bilen biziz. Biz kendi ödevimizi çalışıp, kendi ihtiyaçlarımıza yönelik, kendi mukayeseli avantajlarımızı bilerek, ekonomideki mukayeseli avantajlarımızı bilerek ve bu mukayeseli avantajlarda hangisini öne çıkaracağımızı programlayarak, hangi sektörü lokomotif ilan edeceğiz ona bakarak bir ekonomi programı yazmamız lazım. Buna acilen ihtiyacımız vardır. Bu ekonomi programla biz şu anda uygulanmakta olan mali disiplin programını ikame ettirmemiz lazım. Onun yerine koymamız lazım. Bizim ihtiyacımız, birincil ihtiyacımız ekonomi programıdır. Bu ekonomi programı içerisinde, uygulaması içerisinde artacak devlet gelirlerinin giderleri karşılaması için mali disiplini de kurgulamak gerekir beraberinde. Bunlar benim için en acil olan konulardı. Tabii ki Kıbrıs sorununda şu andaki durağını aşmak da çok acildir. Ve bu durağını aşmak için de Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin yapacağı ve yapabileceği büyük bir kapasite vardır. Evet. Efendim, sizinle ilgili bir köşe yazıları ilginç bir değerlendirmede bulunmuş Ali Tekman. İsterseniz bundan cevap vermeniz mümkün herhalde. Diyor ki, varlıklı ve başarılı bir iş adamı olduğu için CTP felsefesiyle uyuşmayacağına ilişkin ayakları yere basmayan hezeyanlara ben hiç katılmıyorum diyor. Bilakis Kutlay Bey'in parti içinde ideolojik disiplin ve demokratik merkeziyetçiliğe en çok önem veren isimlerin olduğunu söylemek mümkün diyor. Tabii şimdi sizin hem iş adamı kimliğiniz var hem sol bir partinin içinden gelen birisi olarak ve şu an gelen sekreter olarak bir takım eleştiriler gelmesi normaldir herhalde. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben yani çünkü zamanında da bir süre önce de bu tür eleştiriler evet. gelmişti. Ben 17-18 yaşlarından beri sosyalist felsefeyi öğrenmiş, benimsemiş ve onun üzerinde siyasi çalışmalar yapmış birisiyim. Benim varlığım var veya yok, onunla alakası yok. Ben evet 17-18 yaşlarında fakir bir ailenin çocuğuydum. Bundan da gurur duyuyordum. Emekçi bir ailenin çocuğuydum. Bundan da gurur duyuyorum. Kendi geçmişimle herhangi bir o yönden ideolojik bir sorunum yoktur. Ama sosyalizm veya sosyalist olmak için illaki fakir olmanız gerekmiyor. Bu bir ideoloji. Bu ideolojiye inanıyorsanız ve bu ideolojinin kendi ülkenizi yönetmesini istiyorsanız, bu ideolojinin bütün dünya halklarının benimsediği ve onları yöneteceği bir siyasi program olmasını istiyorsanız, internasyonalist iseniz, emeğe değer veriyorsanız, insanı özne biliyorsanız, insanı seviyorsanız insan olarak, bunun sizin mal varlığınıza ilişkisi yok. Bu bir bilinç. Bu bir politik bilinç. Ve bu ideolojiye sahip oluyorsanız diğer bütün zenginlikleriniz veya fakirlikleriniz hiç önemli değil. Nice çok fakir insanlar var. Proleter insan veya proleter diyebileceğiniz insanlar vardır ki milliyetçidir. Yani bütün zenginler milliyetçi ve kapitalist olmuyor. Fakirler de var. Köylüler var. Feodal düzenin köylüleri vardır ki onlar da kimisi sol felsefeyi benimsiyor. Kimisi milliyetçi olabiliyor, kapitalist felsefeyi benimseyebiliyor. Felsefe, ideolojik felsefe, mal varlığınızla ilgili değil. Bu sizin edindiğiniz bilinçle, siyasi bilinçle, kendi doğrularınızla ilgili bir konudur. Dolayısıyla ben 16-17 yaşlarından beri, gençliğimden beri bir sosyalistim, bir devrimciyim, bir ilericiyim. Kendimi öyle görüyorum. Ve bütün siyasi faaliyetlerinde de hiç sapmadan bu doğrultuda gittim. Zengin idim, fakir idim, fakir idim, zengin idim. Hiç benim için bu bir ölçü bu bir bakış değil, açısı. Değildir. Evet. Ben kendimi sosyalist olarak tanımlıyorum. O felsefeye bağımlıyım ama çağdaş. Tabii ki çağdaş üretim ilişkilerine göre sosyalist felsefeyi düzenlemeniz gerekir. Yani sosyalist felsefenin yazıldığı 19. asrın üretim ilişkileri şu anda yok. Dolayısıyla eğer ilericiyseniz, çağdaşsanız tabii ki çağdaş üretim ilişkilerine göre siz gene emeğin
egemen olabileceği, emeğin zenginlik dağılımından büyük pay alabileceği bir sistem kurmak için bir politik mücadeleyi sürdürebilirsiniz. Evet. Partinizde tabii ortaya çıkan bir üzücü bir mesele var ki o da işte basına sızan şu rapor diyoruz. 250 sayfalık raporun basına sızan ilk 50 sayfası. Ve o sayfada soruşturma komitesinin değerlendirmesi olduğu yönde bilgiler vardı. Bu raporla ilgili bir disiplin soruşturması oluşturulacak mı? Çünkü geçtiğimiz haftalarda Başbakan'ın da bu yönde bir açıklaması olmuştu. Bu işte raporla ilgili basına sızdıranları biz bir şekilde disiplin kuruluna sevk edeceğiz diye. Sizin o yönde çalışmalarınız olacak mı? Şimdi raporla ilgili iki çalışma yapmamız gerekiyor. Benim için evet ikisi de önemlidir. Bir tanesi nasıl sızdı, kim sızdırdı? Bununla ilgili ipuçlarını bulabiliriz. Onun üzerine gideceğiz. O bir disiplin suçu ama raporun içeriğindeki konular da değerlendirmeye girmesi lazım. Ve eğer disiplin suçları algısı varsa ilgili kurumlarımıza, parti içindeki ilgili kurumlarımıza bunu aktarmamız gerekiyor. Bu konuyu bizim çözmemiz gerekir. Eğer gerçekten endişeleneceğimiz veya bazı yoldaşlarımıza suç olarak isnat edebileceğimiz faaliyetler olduysa bunların önü alınması lazım. Bu da disiplin kurulun değerlendirmesiyle, benim onun kararıyla değildi. Kurul değerlendirecek ve kurul neticede yapacağı çalışma sonucunda ne bulursa haklı olarak ve haksız olarak ne bulursa onun kararını verecek. Şu andaki rapor değerlendirilip disiplin kuruluna aktarmaya için konular var mıdır ona bakacağız. Eğer disipline aktarmamız gereken konular varsa bu raporu disiplin kuruluna vereceğiz ve diyeceğiz ki buradaki mekanizmayı çalıştırın diyeceğiz. Ha, bu raporu kim nasıl sızdırdı? Onun da üzerine gitmek lazım. Onu da bulup onu da disiplin kuruluna sevk etmek lazım. Yani o sızdıranın tespit edilip disiplin kuruluna verilmesi bence önemli bir olay olacak. Bizim parti tarihimizde ilk defa böyle bir olay olur. Bunun son olması da gerekir. Son olması gerekir. Partiden ihraçlar olabilir mi peki? Bu disiplin kurulu vereceği bir karar. Biliyorsunuz mahkemeye intikal etmiş konuda da konuşmak doğru olmuyor. Dolayısıyla disiplin kurulu... Yargıda mı şu anda? Hayır, yani mahkeme derken o genel kavram olarak. Parti içinde disiplin kuruluna havale edileceğini düşündüğümüz bir konuda işte şu olması lazım diye bir fikir beyan etmem doğru olmaz. Disiplin kurulu değerlendirecek. Belki ihraca karar verir, belki bir cezaya karar verir veya belki bir affa karar verebilir. Bu disiplin kurulu değerlendirmesine kalacak. Evet. Zamlar var. Vatandaşın belini büken zamlar gerçekten. Gerçi bakanlar kuruluna girmeden önce başbakan açıklaması oldu. Hani biz o kadar çok fazla zam yapmadık. Akaryakıta işte %15 kuruş. %15 değil pardon 15 kuruş zam yaptık dedi ama belli bir kesim de bu kadar zam bu hükümete seçim kaybettirebilir şeklinde görüşleri var. Ve daha fazla iktidarda kalamazlar diye eleştiriler var. Nasıl değerlendiriyorsunuz zamları? Şimdi iki ana zam noktası var. Birisi akaryakıtla ilgilisi, birisi de şeylerle ilgili. LPG dediğimiz gazlarla ilgili şeyler vardı. Bir defa petrol veya akaryakıtların, motorlu araçların kullandığı akaryakıtların fiyatı bir şekilde zamanında otomatiğe bağlandı. Dövizin kuruna göre, uluslararası petrol fiyatına veya borsa fiyatlarına göre bir değişimler olabiliyor ve onunla beraber iner çıkar. Bizim partimizin hükümeti döneminde 9 defa fiyat değişmiş. 5 defasında fiyat artmış, 4 defasında fiyat gerilemiş. Ama neticede artış daha fazladır ve toplamda 15 kuruş gibi, yani hükümete geldik ve bugün arasında fiyatta 15 kuruş gibi bir zam vardı. Netice bir zam vardı. Yani bunun ret ve inkarında değilim. Bunun herhangi bir şekilde değerini küçümsetmek niyetinde de değilim. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. İnişleri çıkışları oluyor. Dövizin kurları ve uluslararası borsa fiyatları nedeniyle akaryakıtın. Bunlar olabiliyor. Şimdi tüp gazlarda 3 ana üretici var. Ve 3 ana üreticinin saptadığı bir fiyat var. Ve bu nedenle de bir zam olmuştur. Evet, bu
tüp gazların üzerinde fonlar var, devlet gelirleri var, onu biliyoruz. Hı hı. Ama fiyatları neticede bu üç firma saptıyor. Şimdi esas kritik nokta bana göre bu. Tüp gazda üç firmanın ortaklaşa fiyat düzenlemesi aslında Avrupa Birliği kurallarına aykırıdır. Kartelleşme, fiyatta kartelleşme olamaz. Peki ne olmaz? Bu tekelleşme olamaz. Bırakırsınız fiyatı serbest ve serbest piyasa içerisinde bu üç firma birbiriyle kendi arasında rekabet içerisinde fiyatı saptar. Siz aldığınız servise bakarsınız, tüpün kalitesine bakarsınız, servis yani size getirmelerine bakarsınız. Zaman zaman promosyonlar da veriyorlar. Yani ticari faaliyetlerde promosyonlar olur, reklamlar olur, kalite servisler olur, güvenirlik olur. Bütün bunlarla beraber siz alacak bir tercih yaparsınız. Onun için üç firmanın ortak fiyat belirlemesi aslında Avrupa Birliği kurallarına aykırı. Ve bizim pazar koşullarımıza göre de bana göre aykırı. Onlar oturup fiyatta beraber hareket ederek bir piyasada bir kartelleşme oluşturmuş demektir. Buna izin vermemek lazım. Ve fiyatı serbest bırakmak lazım. Üç firmaya demek lazım. Serbest rekabete gireceksiniz. Fiyatlarınızda serbest rekabete gireceksiniz. Müşteriye bırakın tercihi. Kendi aranızda müşteriye vereceğiniz hizmetlerine, kaliteyle, promosyona ne yaparsanız yapın. Ama birbirine rekabet edeceksiniz. O zaman kalite de yükselir. Servis kalitesi, mal kalitesi, güvenirlik kalitesi de yükselir. Fiyatlar da aşağıya iner rekabetten dolayı. Ama böyle oturur üç firma kendileri karar verirse o zaman kalitenin önemi yoktur. Servisin önemi yoktur. Mecbursunuz. Esir bir tüketicisiniz. Onun için bunun özel sektörün üç firmasının bu şekilde biri kooperatiftir tamam ama neticede üç firmanın bu şekilde fiyat kartelleşmesi yapması doğru bir uygulama değildir. Ve buna hükümet de kurban gidiyor. Peki, onlar gelirler ve derler ki size benim... Bununla ilgili bir formülünüz olacak mı? Yani bunu konuşacağız. Evet. Yani bunu parti içerisinde biz konuşacağız. Bunun bir kartelleşmenin önü alınması lazım. Size geliyorlar ve diyorlar ki üçü birden maliyet girdilerimiz bu. Bizim üretim için. Senin aldığın fonlar bu. Devlet ve hükümet olarak. Ben karımda senin belirlediğin bir kar oranı var. O da bu. Ve ben bu fiyata satmak istiyorum dersiniz. Onların maliyet girdilerine çok da hakim değilsiniz. Yani evet biliyorsunuz aldığının fiyatını bilebiliyorsunuz ama onların üretim sırasındaki maliyet girdilerine, maliyetteki sabit giderlerine, maliyetteki oynak giderlerine hakim değilsiniz. Bilemeyiz ki. Bilemezsiniz. Önünüze bir rakam getirir. Tabii ki önünüze bir rakam getirir. Evet. Ve önünüze getirdiği rakamda hükümet olarak hadi biraz pazarlık edin. Ama karşınızda üç tane işbirliği yapan ve kartelleşmiş firma var. Dolayısıyla hükümet olarak da zayıf karınızdır burası. Hele ki kışa girdiniz. Şimdi ne yaparsınız? İhtiyacımız oldu. Derseniz vermem bu fiyatı vermem, fiyatı evet. Zammı kabul etmem derseniz onlar hizmeti aksatabilir. Üretimi aksatabilir. Özel firmadır. Diyebilir ki ben zararına üretim yapmam vazgeçiyorum diyebilir. Ve piyasada arz miktarını düşürtebilir. Ve bu başka bir sosyal sıkıntı olabilir. Dolayısıyla bunun aslında bana göre çözümü, bunu parti içinde tartışacağız. Benim gördüğüm çözüm, bunu ekonomistlerle de başka da tartışalım. Ama benim gördüğüm çözüm zaten birincisi fiyatta kartelleşme yasaktır. Avrupa Birliği normlarında bunun aşılması lazım ve serbest rekabete girmesi lazım. Bunun sistematiğini kurmamız lazım. Ondan sonra diyelim ki beyefendi, üç tane üreticisiniz, birbirinizle rekabet içerisinde hiçbir zaman tek fiyat olmayacak piyasada. Birbirinizle rekabet içerisinde tüketicinize verdiğiniz kalite, hizmet, güvenilirlik çerçevesinde fiyatlarınız belli olacak. Buyurun rekabete, serbest rekabete diyeceksiniz. Göreceksiniz ki aslında fiyatlarda gerileme, bana göre fiyatlarda gerileme, kalitede, hizmet kalitesinde de artış olacak. Şimdi esirsiniz. Tüp eskidir, yenidir. Çok fazla bir şey söyleyemezsin. Ne olacak ki? Ondan almasız, o birinden alırsız. Onun da tüpü eskidir. Çünkü bir zorlama yok. Rekabet yok. Serbest rekabet yok. Elindeki tüple gider. Size getirir getirmez.
Getirir, alırsınız. Getirmezse başkasına gidiyorum dediğinizde o da getirmeyebilir. Nasıl olsa esirsiniz. Yani onlar almazsınız, o birinden alırsınız ama neticede alacağınız servis ve muamele aynıdır. Çünkü bunu değişmesi lazım. Ve her halükarda üstüne basa basa söylüyorum. Bir piyasada bütün üreticilerin birlikte fiyat belirleyip uygulaması Avrupa Birliği kurallarına göre yasaktır. Bu da olmaması lazım. Aynı zamanda bu nasıl geçmiş bir durum? Tabii ki. Demek lazım evet. Belki. Şimdi siz az önce Türkgaz örneği verdiniz. Kartelleşmenin olmaması gerektiğini ve rekabeti açık serbest piyasa koşullarını gözeterek yapılması gerektiğini söylediniz. Peki aynı şekilde petrol için de bu, akaryakıt için de bu geçerli olur mu? Neden bunu soruyorum? Çünkü petrolün dünya borsalarında fiyatı düşerken bizde çok ilginçtir. Yükseliyor. Mesela Türkiye dövize bağlı petrol fiyatlarında 7 kuruş indirime gidilirken bizde neden zam oluyor sormak istiyorum. Yani 4 kuruş zam yapıldı mesela. Evet. Bakıldığı zaman. Şimdi petrolda 2 ana firma var ve bunlar serbest rekabet içindedir. 2 ana firma serbest rekabet içindedir ve fiyat kartelleşmesi yok 2 firmada. Ve bunlar zaman zaman da promosyonlar uyguluyorlar. Yani işte şu kadar alırsa sene sonu çekiliş vardır, araba vereceğim der gibi. Müşteriye daha iyi hizmet, daha kaliteli hizmet vermeye çalışır. Daha kaliteli ürün vermeye çalışıyor. Ve aralarında fiyat yönünden bir rekabet de vardır. Hizmet yönünden de rekabet vardır. Ama fiyat anlaşması ve tek fiyat uygulaması yok onlarda. Şimdi konu gelir. Evet, başka yerde fiyat düşerken bizde niye fiyat yükseliyor? Bunun evveliyatına da bakmak lazım. Belki de bizde düştüğü zaman orada veya bizde yükseldiği zaman orada yükselmemişti. Veya belki bizde düştüğü zaman orada yükselmiş. Yani evveliyatına, gerisine bakmak lazım. Biz zam yaptığımızda 9 defa zam yaptık veya 5 defa zam yaptık, 4 defa indirim yaptık. Toplam 9 defa fiyat değiştik biz. Bizim 9 defa fiyat değiştiğimiz dönemde Türkiye'de fiyatlar nasıl oynadı? Rum tarafında fiyatlar nasıl oynadı? Bu süreç içerisinde onlar ne zaman zam yaptı, ne zaman indirim yaptı? Onlarla beraber değerlendirmek gerekir ve o zaman net bir sonuca ulaşabiliriz. Ama ne derseniz deyin. Orasından, burasından, şurasından ne derseniz deyin. Neticede 15 kuruşluk toptan bir zam yapmışız biz hükümet olarak. Başladığımızdan bugüne toplam 15 kuruşluk bir zam yapmışız. Evet, bunu uluslararası döviz kurları ve petrol fiyatı nedeniyle bunu yapmak zorunda kaldık. Toplamda. Dün böyleydi, bugün böyleydi değil. Toplam içerisinde 15 kuruşluk bir zamı yapmak zorunda kaldık. Evet. Şimdi tabii bazı ekonomistler bazı kesimler de diyelim. Şunu söylüyorlar, yani şimdi şu anda hükümete gelen hangi parti olursa olsun, dün bugün Yeni Düzen'in bir köşe yazısında görmüştüm, onu da ben paylaşmak istiyorum. Akademisyen Ulaş Gökçe bunu söylemiş ve bir Yeni Düzen gazetesinin köşe yazarı da bunu almış ve köşesinde yayınlamış. Yani isterse diyor hükümete TDP gelsin, isterse bir Bolşevik Partisi gelsin, bu zamları yapmak mecburiyetindedir diye söylüyor. Çünkü diyor dışarıya bağlı bir ekonomimiz var diyor o şeyler, akademisyenler, ekonomistler. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Elbette öyleydi. Yani kim isterse olsundu, borsadaki fiyatı artmışsa, dövizin TL karşısında değeri yükselmişse zam yapmazsanız zarardır. Başka bir şey değil. Peki o zararı daha ne kadar çekersiniz? Bir defa yapmazsınız, iki defa yapmazsınız. Elektrik kurumunda olduğu gibi uzun zaman zam yapmadılar. Olursa bir defada %20 zam yapmak zorunda kalındı yeni yönetim, yeni hükümet. Akaryakıtta da bir zam mı yapmazsınız, iki zam mı yapmazsınız, üç zam mı yapmazsınız ama nereye kadar zarara satarsınız? Ha, zarara satarsınız, batarsınız. Dolayısıyla ondan sonra gelirsiniz, üç yapmadığınız zammı dördüncüde hep beraber yaparsınız ve önünüze çıkar %15 zam gibi örneğin. Dolayısıyla zarar da yanınıza kalır tabii ki, o da ayrı bir konu. Dolayısıyla günü gününe bunu yapmak zorundasınız. Kim olursa olsun. Ben Siber hükümetinde görev yaptığımda ilk haftalarımızdaydı diye hatırlıyorum. Ansızın bir akaryakıt zammı açıklandı. Ve tabii ki şok olduk. Haberimiz yok. Bakanlar kurulunda almadık bu kararı. Nasıl oldu? Falan dediğimizde İlgili bakandan öğrendik ki zaten bu bağlanmış, bir sistematiğe bağlanmış, bakanlar kurulu kararı da gerekmiyor. Oldu mu otomatik gidiyor.
Çıktı mı çıkıyor, düştü mü düşüyor. 3 kuruş çıkıyor, 1 kuruş iniyor. Ama sistematik içerisinde gidiyor bu. Dolayısıyla hangi hükümet gelse, kim gelse, hangi parti gelse hükümete, başına gelecek olan budur. Bu Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin başına geldiğiydi. Daha önce geldi şimdi, daha önce UBP'nin başındaydı. DP hükümet ortağıdır, onun da başına geldi. TDP hükümete gelirse ne yapacak? Yani stopa mı basacak, akaryakıta zam yok mu diyecek, ne kadar dayanacak? Dövizin fiyatı yükseldiyse, akaryakıtın kendi uluslararası fiyatı yükseldiyse piyasalarda ne kadar artırmayacak? Artırmayıp neyi başarabilecek? Sonra hepsini birden yapmayı başarabilecek. Arada da zarar. Onun için bu kader gibidir. Evet. Ha, kendi üretiminiz yok. Petrol yatağımız yok. Dolayısıyla bunu ithal de diyorsanız uluslararası fiyatlara bağımlısınız. Kaldı ki üretenler de aslında uluslararası fiyatlara göre alıyor. Yani üretenler de özel firmalardır. Uluslararası fiyatları belirleyen bu firmalardır. Onun için üreten ülkedeki alış fiyatınız da uluslararası fiyatlarla koşuttur. Evet. Onun için yani akaryakıt fiyatlar üzerinde çok fazla siyaset yapmaması lazım partilerin. Çünkü hepsi de sırayla hükümete gelebilir. Her gelenin de yapacağı budur. Onun için muhalefetteyken atayım dememe lazım. Geldiğinde hükümete, çünkü sen de bu zamı yapmak zorunda kalacaksın. Evet. Şimdi çok az vaktimiz kaldı. Yönetmen Bey de beni uyarıyor ama şunu da bir istersin. Bir 3 dakikalık bir sığdıralım lütfen. Türkiye'de dün Başbakan Erdoğan yakınıyla bilinen bazı bakan çocukları, bakanlık müdürlüklerinin, bazı iş adamlarının, hatta Ercan ihalesini kazanan taş yapının sahibinin aralığında bulunduğu. Gerçi gözaltına alamadık diyorlar ama tabii bilmiyoruz yani, bu operasyon giderek yayılan, dalga dalga yayılan bir operasyon gibi görüyor. Nedir o konu? Rüşvet, yolsuzluk ve ihale fesat karıştırma gibi suçlardan gözaltına alınmalar var. Tüm bu olup bitenleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ada uzantıları olabilir mi? Öngörünüz nedir bu konuda? Bize tabii bu operasyonun birlikte Türkiye'nin aslında siyasi ikliminin de değiştiğini görebiliyoruz. Şimdi adaya uzanır mı, adaya bağlantısı olur mu? Emin değilim. Bir tek işte Ercan'ı alan Emrullah Bey'in durumu söz konusudur. Belki ondan dolayı bize de bir miktar ucu bulaşabilir konu, ama Türkiye'nin iç meselesi diye bakıyoruz önce. Ha, Türkiye'nin iç meselesi derken de bir taraftan siyasete çekiliyor. İşte bir cemaatin okulların kapatılması nedeniyle Erdoğan hükümetine yaptığı bir şey, çalışma. Dershaneleri kapatıyor, özel dershaneleri kapatıyor. Dolayısıyla ondan mutlu değildir. Cemaat da örgütlendi, elindeki gücü kullandı, bunu yapıyor diyor. Diğer taraftan da baktığınızda Erdoğan hükümeti hiç şeye bakmadan, kimdi, neyin nesi diye bakmadan, gözünün yaşına bakmadan rüşvet buldu, usulsüzlük buldu, kayıt dışılık buldu ve yasalara aykırılık buldu ve bunun üzerine cesaretle gidiyor. Yani Ergenekon üzerine gittiydi. Şimdi devletteki usulsüzlüklerin, yolsuzlukların ve rüşvetin üzerine gidiyor gibi de algılayabilirsiniz. Neresinden bakarsanız bakın. Öyle görünüyor ki neticede ister Erdoğan hükümetinin usulsüzlükleri de üzerine gitmesi diye görün, İsterseniz cemaatin Erdoğan hükümetinden dershaneleri kapattığı için intikam gibi görün. Neticede orta yerde bir şüphe var. Rüşvet şüphesi vardır. Nüfus kullanma şüphesi vardır. Devlette usulsüz işler yapma şüphesi vardır. Bununla ilgili yakalanmış insanlar var demektir. Neticede öyle veya böyle bunların gün ışığına çıkması lazım. Eğer bunlar doğruysa tabii ki cezaların alınması lazım. Cemaat gitti yaptı bunu diyorsunuz. Tamam, ama neticede işte o da bakanın çocuklarını aldı demektir. Ve hükümet de durun da bu bakan çocuğudur demedi şimdiye kadar. Kalkar da siyasi güç kullanır mı Erdoğan, onu göreceğiz. Önümüzdeki günlerde yargı üzerinde siyasi güç denemesi yapacak mı, onu önümüzdeki günlerde gelen göreceğiz. Gelen haberleri bakıyorum, 9 bakanlık değişebilir şeklinde bir haber vardı. Şimdi bir kabine revizyonu olması kaçınılmaz bir şey olacak herhalde. Olabilir. Bir söz vardır. Güç yozlaştırır. Mutlak güç çok yozlaştırır diye bir söz vardır.
Yani AK Parti hükümetinde bu mutlak gücün çok yozlaştırması gibi bir olgu mu ortaya çıkıyor? Umarım değildir. Umarım yolsuzluklar ve mutlak gücün yarattığı yolsuzluklar, usulsüzlükler değildir. Ama eğer öyleyse tabii ki ekonomide bazı sarsıntılar, borsayla ilgili bazı sarsıntılar da beraberinde getirebilir. Biz de bunu bekleyebiliriz herhalde. Evet, evet. Bir mesajımız var. Kutlay Bey, gelmiş geçmiş hükümetlerde dahil hep zam yapmasını biliyorsunuz demiş. Buna bir cevap vermek ister misiniz bu eleştiriye? Çünkü vaktimiz çok az kaldı. Eğer yapılması gerekiyorsa yapılacak. Bu bir realitedir. Yapılmayınca başımıza ne geldiğini elektrikte gördük. Yapılmadı. Ondan sonra da battı elektrik kurumu veya mali sıkıntıya girdi. Tahsilatlara da toplanmadı. Bir taraftan zam yapılmadı. Zararına sattırıldı. O bir taraftan tüketen kamu ödemedi. Kıpteki zora soktular. Ondan sonra da akaryakıt bile alamayacak hale geldiler ve %20 zam yapmak zorunda kaldık bir gecede. Dolayısıyla gününde saatinde yapılması gereken zam yapılması lazım. Ekonomik tedbirler alınması lazım. Yapmamak maharet değildir. Sonunda daha büyük bir bela olarak başınıza gelir. Efendim çok teşekkür ediyoruz sorularımızı yanıtladığınız için. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. İyi çalışmalar. Değerli izleyenler, kısa bir reklam arasından sonra 19 ana haber bültenimiz yeniden karşınızda olacak. Etin en hakiki yerini kullanmıyorsan, yaptın mı en hakikisini yapmıyorsan ve insanların yüzünde böyle hakiki ifadeler görmüyorsan, sucuk, pastırma, salam, sosis yapmanın ne anlamı var? Namet, hakiki lezzet.